Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ufuk Karacı ile konuşan Türkiye'yi dinlemektesiniz. Efendim Ankara'dan herkese öncelikle günaydın. Keyifli bir gün geçirmenizi temenni ediyoruz. Haftanın tam ortasında yani çarşamba gününde huzurlarınızdayız. Çok özel bir misafiri ağırlayacağız. Bugün biz İyi Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Tabii ki misafirimiz İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Görüşmeyeli umarım siz de iyisinizdir. İyiyim. İyi yayınlar diliyorum her ikimize de. Sayın Genel Başkan. Hızlı bir şekilde aslında öncelikle şunu sormak gerekiyor. Çünkü artık hani buna tevafuk mu denilir, denk mi geldi denilir bilemiyorum evet. Ama bugün 28 Şubat. Evet doğru. 28 Şubat'ın yıl dönümündeyiz. Siz daha önce çok kereler konuştunuz 28 evet. Şubat'la alakalı ama dönemde önemli bir aktördünüz. Çünkü İçişleri Bakanı'ydınız. Evet doğru diyorsun. Hatta sizin emniyet müdürünün kapısını emniyet müdürünün kafasını kırmak suretiyle 28 Şubat sürecinde ciddi anlamda aktif olduğunuz da bilinir. Nasıl bir süreci geride bıraktık biz 28 Şubat'la beraber? 28 Şubat sonuçları itibariyle bugünleri getirdi. 28 Şubat hem asker hem sivil bürokratın ve o alanın dışında yer alan sivillerin İmam Hatip liselerinden mezun olanların evet. işte çeşitli dini grupların Türkiye'de yanlış şeylere sebep olacaklarını düşündüklerini öne koyarak bir tedbir alma yoluna gittiklerini ortaya koydular. Ben o zamanlar yani çok yeni zamanında herkesin korktuğu bir dönemde 97'de Refah Yolu düştükten sonra da en çok bu konu üzerinde konuşan insanlardan birisiyim. O zamanlarda da söyledim. Şimdi yanlış şu. Siz zorlayarak insanların hayat tarzlarına karışarak bir tanzim yapamazsınız. Maalesef evet. Türkiye'de pek çok kendini kanaat önderi gören, kendini güç odağı gören pek çok grup ya da kişiler buna yıllarca soyundular. Ve sonuçları itibariyle bugün baktığınız zaman tam tersine yani o 28 Şubatçıların tanzim etmeye çalıştığı ve sonuç almaya çalıştığı düşüncelerinin tersine bir sonuçla karşılaşıldı. Hı hı. Ve bu sonucu da 28 Şubatçıların tavırlarının büyük oranda etkilediğini görüyoruz. Şimdi burada çok enteresan bir şey. Ben tarihçiyim derler ki işte tarih tekerrür etmeseydi yani her şey aynı olur muydu diye. Şimdi de başka bir tanzimci grup oluştu iktidar olmak suretiyle. Yani kaç çocuk doğurulacağına, efendim ne yapılacağına, hangi yiyeceklerin yeneceğine, nasıl evlerde oturulacağına dair gene bir tanzim diliyle karşı karşıyayız. Bunlar yanlış. Ben dilerdim ki AK Parti iktidara geldiğinde, belli alanları rahatlattığında evet. Yani bir dün yaşananların bugün tekerrür etmemesi için bir tavır koysun, ona yönelik bir dil ortaya koysun. Ama maalesef o olmadı. Şimdi bu böyle bir devri daim şeklinde dönüyor. Evet. Türkiye'de temel yanlış bu. İnsanlar çok hırpalanıyor. Dün başörtülü diye üniversiteye sokulmayan kızların üzerinde, ya yani kızlar üzerinden, yani maalesef Türkiye'de genellikle kadın üzerinden bu çarpışmalar olur. Üzerinden yaratılmaya çalışılan o korku sistemi ve engellemeler korkunç bir şeydi. Bugün ise başı açık, daha farklı bir hayat tarzına sahip kadınlar üzerinden yapılan bir tanzim evet. dili var. Bu da o kadar yanlış. Şimdi, yani çok özür dilerim, bir cümle söyleyeceğim, buyurun, bitireceğim. Buyurun. Ben demiştim ki 1998'de Kanal 7'de yaptığımız bir programda başörtülü kadın da korkuyor başındaki örtü çekilecek diye. Evet. Başı açık kadın da korkuyor saçı çekilecek diye. Türkiye bunu bitirmesi lazım. Bugün belki başörtülü kızlarımızın hani örtüsü kafasından çekilecek diye bir korkuları kalmamış olabilir. Ama bu sefer farklı hayat tarzlarındaki kadınlar korkuyor. Benim itirazım buraya. Artık Türkiye'nin rahatlaması lazım. Türkiye'nin konuşması lazım. Programımız
Şimdi biz konuşmak üzere geldik. Yani Türkiye'nin konuşması lazım. Evet. Eğer biz 28 Şubat'ı doğru dürüst adam gibi konuşabilseydik belki sonuçları itibariyle daha Türkiye'ye huzur getirecek bir durum olurdu. Hep yandaşlık üzerinden, hep taraftarlık üzerinden konuşuluyor. Eğer Türkiye konuşabilseydi, mecliste muhalefetle dış politika tartışılabilseydi, Irak konuşulsaydı, Suriye konuşulsaydı, bugün Afrin'i konuşmuyor olabilirdik. Dolayısıyla her kendini güçlü zannedenin susturmaya çalıştığı, yani 97'den beri susturmaya çalıştığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Yani 28 Şubat'ta mağdur olanların bu dönemde de mağduriyet yaşattıklarını söylüyorsunuz. Evet. Bir diğer anlamda. Evet. Doğru mudur efendim? Evet. Benim merak ettiğim konulardan bir tanesi Sayın Genel Başkan. Mesela Kanal 7'ye çıktım dediniz 98 yılında. Tabii tabii, o zamanlar hep oralara giderdik. Yeni Şafak'ta röportajlarımız çıkardı. Akit'te beyanlarımız çıkardı. O zamanlar vakitti. Şu son dönemde, daha önce de çok fazla ekranlarda görürdük sizi ama şu son dönemde göremiyorum. Bir sansür mü var efendim sizi? Bizim parti kurma çalışmalarımıza başladığımızda bize dendi ki bunlar bunu yapamaz, yaptık. Partilerin kuramaz dediler, kurduk. Şimdi de işte seçime giremezler diye bir fısıltı yayılıyor. Vatandaş açısından, evet, korkutmak amaçlı. Yani korku her dönemde kullanılan bir manivela. Evet. Ve sonuç itibariyle baktılar ki kuruldu. Ben 43 il gezdim. Parti kurulduğundan 4 aylık bir partiyiz. 43 ile gittim. 37 il binası açtık. 75 ilde teşkilatlandık. Dolayısıyla bütün bunlar başarılınca şimdi yok farz etmek yolunu seçtiler. Ben çıkamadığım gibi arkadaşlarımızı da davet etmiyorlar. Örneğin İyi Parti konuşuluyor, ittifaklar konuşuluyor. İyi Parti hakkında adımızı vermeden bir sürü şey söyleniyor. Ama orada size söz hakkı İyi yok. Partiden bir arkadaşımızın söz hakkı yok. Kimler bu medyadaki amiral gemi diye adlandırdığımız her tarafta kesimi? Aynı. Her tarafta aynı. Şimdi amiral gemi dediğimiz, yani şöyle diyelim, yaygın medya ikiye ayrılıyor. Evet. Bir tarafı yandaş, candaş, havuz. Bir diğeri de şey zannedebilirsiniz, yani biraz daha hani rahat sürülebilir, öngörülebilir, ama orada da çok büyük bir baskı var, o gruplara baskı var. Ben de bunu anlıyorum. Yani hiç saygı arayıp, da duyuyorum. İşte genel yayın yönetmeni ya da grup başkanı, artık her kimse o medya gruplarından bahsediyorum. Arayıp demiyor musunuz kardeşim? Hayır, ben kimseyi, bize niye cevap ben kimseyi aramıyorum. Çünkü dediğim gibi 28 Şubat'taki o korku ikliminden, o zaman askerden korkarlardı. Şimdi Tayyip Bey'den korkuyorlar. Dolayısıyla bu korku Türkiye'de bitmeyen bir senfoni. İşte ben de korkmuyorum kardeşim. Korkmuyorum. Onun için gidiyoruz halka. Tek tek, il il, ilçe ilçe geziyoruz. Sonra bir sonrasında kapı kapı çalma, evet, kapı çalmaya başlayacağım. Evet. Ama bakalım ne yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı nedense cevap vermiyor efendim. Sayın Cumhurbaşkanı cevap veriyor. Şöyle, şimdi iki aydır tarım, 2,5 aydır tarım ve çiftçiyi konuşan sadece ben vardım. Hı hı. Bir sabah bir uyandım, geliyorum genel merkeze, çiftçilerimiz Milletin Sarayı'nda Cumhurbaşkanı ile buluşacakmış. Hemen bir afiş. Sonra daha ilginç bir şey oldu. Bu şeker fabrikalar satışına çok şimdi meydanda olduğum için ben ani tepkiler verebiliyoruz. Evet. Şeker fabrikalarıyla ilgili, tarımla ilgili konuşunca Sayın Cumhurbaşkanı benim adımı anmak yerine Sayın Kılıçdaroğlu'na bağırmayı, ona öfkeyle laf etmeyi tercih ediyor. Ama esasında cevap verdiği şahıs benim. Yani Kemal Bey üzerinden size cevap veriyor. Şimdi yani beni gözden uzaklaştırmak istiyor olabilirler. Partimizi yok farz ediyor olabilirler. Bu bir strateji olabilir ama onun dışında şimdi Sayın Erdoğan'la bizim birbirimizi tanımak gibi ikimiz açısından da birer avantajımız var. Çok iyi tanıyorsunuz. Kendisi de beni iyi tanır. Hatta şöyle cümlelerimiz olurdu. Ailemden sonra beni en iyi tanıyan insan sensin. Gibi. Kim diyordu bunu? Tayyip Bey mi size söylüyor? Tayyip Bey'in de söylediği bir cümledir bu. Dolayısıyla benim açımdan da durumu, ben çünkü çok şeffaf bir insanım, hiç gizlim saklım yoktur. Ne yapacağım peşiyle söylerim. O nedenle karşımdaki insanlar da ne yapacağımı bilirler. Fakat bu iyi tanımanın getirdiği bir denge var şu anda.
Onun için yani yok farz etmekle daha kolay bir yol kendileri böyle seçtiler. Böyle bir strateji seçtiklerini evet, düşünüyorum. Yani ama veriyorlar. Yani cevap veriliyor. Bizzat dolaylı yollarda. Sayın Erdoğan tarafından cevap veriliyor. Şimdi çiftçi işi nereden ortaya çıktı? Çünkü tarımı, çiftçiyi, mazotu konuşan benim. Yani mısır şurubunu konuşan benim. İthal edilen nohutu, buğdayı, eti, evet, mercimeği, soğanı, sarımsağı söyleyen kişi benim. Ve meydan meydan gidip konuşuyorsunuz dendi ve böyle bir es arkasından bu Bay Kemal diyerek Sayın Kılıçdaroğlu'na bağırmayı tercih etti. Erkeklerin birbiriyle bağırışması daha kolay oluyor da. Evet, evet. Bir de şöyle bir avantaj var. Bir kadınla bir erkeğin karşılıklı bilek yürüyüşüne girmesi erkek açısından biraz dezavantajlı. Cinsiyet üzerinden söylüyorum bunu. Evet. Bir de buna siyaseti koyarsanız benzer yerlerden geliyoruz biz Sayın Erdoğan'la. Siz kadın olarak daha avantajlı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ben çok avantajlıyım. Yaşım, cinsiyetim, tecrübem büyük avantaj. Şahsen söylüyorum. Sayın Genel Başkan, müsaadenizle ara verelim. Sizi de biraz dinlendirmiş tabii olalım böylelikle. Çünkü daha konuşulacak çok konu var. Tamam. Süremizin yetebildiği kadarıyla konuşmak tamam istiyoruz. Teşekkür değerli ederim dinleyiciler, kısa bir ara vereceğiz. Sayın Meral Akşener'le sohbetimiz sürecek. Ufuk Karcı ile konuşan Türkiye devam ediyor. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM listesi Ufuk Karcı ile konuşan Türkiye'yi dinlemektesiniz. Hanımefendiler, beyefendiler, yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ankara'dayız, İyi Parti Genel Merkezi'ndeyiz. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener misafirimiz. Sayın Genel Başkan'la sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Genel Başkan, hakkınıza dava açıldı. Evet. Davayı açan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman ve hakaret davası. Hakaret mi ettiniz efendim meclis başkanına? Hayır, Sayın Kahraman bir iftarda bana Meral Kılıçdaroğlu dedi. Evet. Sonra ben de kendisine açık bir mektup yayınladım. Bu mektupta yani bu, böyle bir cümlenin, isnadın çok çirkin olduğunu ifade ettim. Bu çirkinlik yani bunu bir yani laf olsun teşbih yaptığını, iyi niyetli bir teşbih yaptığını ifade etti. Ben kadın konusunda çok hassas bir insanım. Yani pek çok şey söyleyebilirdim kendisine. Ailesinin kadınlarından birine böyle bir isnatta bulunulsa, böyle bir cümle sarf edilse ne denirdi? Evet. Ama bunların hiçbirini demedim. Şahsen kendisine bunun ne kadar ayıp bir şey olduğunu ifade ettim. Twitter hesabımdan, Facebook hesabımdan yayınladım. Mahkemeye verdi. Ben de kendisini mahkemeye verdim. Karşılıklı mahkemeleşiyoruz şu anda. Şu anda yani bu iş hukuk yoluyla halledilecek. Evet, ben belam dedim kendisine. Ona çok alındı. Belam hukuki bir söz değildir. Belam dini bir sözdür. Sayın Kahraman'ı ben çok uzun yıllardır tanırım. Evet. Ve yani dindar olduğunu ifade eden bir kişidir. Bir kadına yani hukuki olarak çok yanlış. Evet. İftiradır. Çünkü bir kadının soyadı sadece evlilik yoluyla değişir. Yani Meral Kılıçdaroğlu denmesi son derece çirkin, ayıp, terbiyesiz, saygısız bir sözdür. Ama dinen çok dindar olduğunu ifade ettiği için her platformda, evet, dediğim gibi yani çocuk yaşımdan beri tanırım kendisini, belam dedim. Ve bu belam demin de dediğim gibi hukuki bir şey değil, dini kullanarak her türlü işi yapan anlamında gelir. Yani hala aynı kanaati taşıyor musunuz? Evet, aynen taşıyorum. Yani dini kullanarak her türlü işi yapan. Evet, öyle yani sözlükteki anlamı bu. Dolayısıyla ona çok alındı. Evet. Ama hukuken belamın bir hakaret alanı yok. Peki, dini bir söz. Peki örnek veriyorum, hani onun size dair hakaret ettiğini ileriye sürüyorsunuz ya ilk başta, evet, onun aslında çok çirkince bir söz söylediğini, evet, dillendiriyorsunuz. Siz dava açsaydınız mektup yayınlamak yerine öncelikle. Hayır, yani önce ben kendisine ulaşmaya çalıştım. Evet. O ulaşamadım. Sonrasında açık bir mektup yayınladım. Sonra da yani buna en azından şunu bekledim. Kusura bakma kardeşim. Yani ağzından çıktı bir çirkinlik ama hadi kusuruma bakma. Evet. Kendisi cevap vermedi. Meclis başkanlığı ünvanıyla
meclis memurlarına cevap verdirdi. Ondan sonra o şekilde, yani meclis başkanına hakaret etmiş oluyorum ben. Halbuki ben İsmail Kahraman'a belam dedim. Aynı şekilde belam diyorsunuz yine yani, evet, İsmail evet, Kahraman'a. Evet, evet, evet. Yani çünkü yani görülmeyen şey şu. Bakın, Türkiye konuşmuyor. İşte konuşan Türkiye'deyiz ya, konuşmuyor. Eğer Türkiye konuşabilseydi FETÖ askeriyeye, MİT'e, emniyete ve her yere sızabilir miydi? Ben meclis yönettim 8 yıl. Evet. Bu konuda pek çok uyarılar yaptı milletvekilleri. O devrin bakanları, İktidar Partisi'nin bakanları çıktılar. Gözleri yaşara yaşara Hoca Efendi, Hoca Efendi diye konuştular. Efendim, eğer biz konuşabilseydik demin söyledim, dış politikayı konuşabilseydik bugün bu durumda olabilir miydik? Afrin'i konuşuyor olabilir miydik? Biz konuşabilseydik 2010 yılındaki referandumda ben Sayın Mehmet Ali Şahin, grup AK Parti'nin grup başkan vekilleri ve herkesle, bu kelimenin içinde herkesle gittim konuştum. O referandum taslağı, anayasa değişikliği taslağı meclise geldi. Komisyonda tartışılırken gittim, dedim ki yapmayın. İşte bazı özel bilgilerim de vardı, onları da paylaştım. Evet. Ve böyle 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 sonuçlar olacak dedim. Bana merak etme, her şey kontrol altında dendi. Ve olmadı, ortaya çıktı. Kadını duymuyor Türkiye'de insanlar. Dolayısıyla sonra o devrin hoca efendisi, bu devrin fetosu, ölüleri bile kaldırın getirin, oy kullanın dedi. Evet. Sonra Selahattin Demirtaş'ın mahkemesinde öğrendik ki HDP o zaman şey yapmıştı, boykot yapmıştı. Yani boykot yaparak esasında anayasanın referandumda geçmesine katkıda bulundular. HDP mi katkıda bulundu? Onlar da bulundu tabii ki. Ama Selahattin Demirtaş'ın mahkemede verdiği ifade daha da vahim. Abdullah Öcalan'ın el yazısıyla yazılmış bir mektubu o devrin bakanlarından birisi HDP genel merkezine getirerek evet oyunu vermelerini istemiş. Şimdi o bakan kimdir? Hala isim vesaire olmadı. Sonra sizin bir tahmininiz var mı? Bilmiyorum, ben gerçekten bilmiyorum. Arkasından o referandumdan sonra HSYK, Anayasa Mahkemesi ve yargı FETÖ'nün eline geçti. Evet. Yani sağlayan AK Parti. Sonuç itibariyle 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'da da bu millet devleti köprüden, sokaktan topladı getirdi. Bugün de Afrin'de Türkiye dış politikasının bu iktidar tarafından iki paralık etmesinin sonucunda gene Türkiye'nin itibarını Mehmetçik kanıyla, canıyla, teriyle sokaktan, Afrin'den toplayıp getiriyor. Düştüğü çukurdan evet, çıkarıp evet, tekrar eski itibarına kavuşturmaya çalışıyor. Hatay'daydınız efendim. Evet. Orada birlikleri de ziyaret etmek istediniz. Evet. Fakat Nizamiye'den geçiş izni verilmedi evet, size. Evet. Kalbiniz kırıldı mı o an? Neler düşündünüz? Şimdi ben eski İçişleri Bakanıyım. Meclis Başkan Vekilliği görevini yaptım. Evet. 15 yıl, 18 yıl. Dolayısıyla tecrübeli bir insanım. Öncesinde biz izin aldık. Evet, izin normal, aldınız tabii, siz. Tabii, normal şartlarda, yani zorlamak amaçlı, şov amaçlı gitmedik oraya. Öncesinde evet, izin aldık. Sonra biz gittik ve ben iki kişiyle içeri girecektim. Yani ben ve iki kişi. Onlar da eski iki askerdiler. Moral vermek üzereydi. Denildi ki bana, kusurumuza bakmayın. Bir teğmen arkadaş ve yanında iki uzman çavuşla kusurumuza bakmayın, şu anda mühimmat toplanıyor, bir hazırlık var, yani Afrin'e belki bir tekrar başka bir grup gidecek, evet, o nedenle sizi alamıyoruz. Ben de dedim ki ben sizlere moral vermeye geldim, dert olmaya, başınıza dert açma değil, estağfurullah yani. Allah ayağınıza taş değdirmesin, İnşallah sağ salim gidin gelin. İzin almanıza rağmen ama bu, evet, böyle evet, şey aynen öyle oldu size. Olsun. Peki başka bir zorlama oluyor mu mesela size? İzin almış olduğunuz halde işte gittiğiniz bir il programında şu ana kadar yaşadığınız müşkülatlar oluyor mu? Valla zaman zaman vardı oluyor. Sanki zaman zaman oluyor. Mu? Mesela Hatay'da il binasına işte il açılışları yapıyoruz evet, biz. İl binasının önünde bir alan oluyor genellikle. Orada insanlar geliyor. Ben bir konuşma yapıyorum. Arkadaşlarımızla birlikte ilin açılışını yapıyoruz. Hatay'da bir emniyet müdürü, yani il müdürü değil de şube müdürlerinden birisi geliyor.
Bu paraları nereden buldunuz? Evet, yani evet. Eşya yani koltuk alınmış. Bunları nereden buldunuz? Hadi iyisiniz, evet, iyisiniz, evet, gibi. Bu devlet memurlarının partili memur haline döndüğü bir süreçteyiz biz. Sayın Erdoğan'ın bunlardan haberi var mıdır, yok mudur bilemem ama sahada ciddi manada bu tür tacizler oluyor. Mesela o alanı bariyer içine, konuşacağımız alanı bariyer içine alıyorlar ve her gireni bir kamerayla izliyorlar. İzliyorlar, çekiyorlar. Böyle olunca insanlar elbette korkuyor. Evet. Şimdi diyelim ki kişi emekli, şahıs emekli, yani onun için sorunu yok. Çiftçi sorunu yok. Serbest meslek sahibi sorunu yok. Ama memursa? Fakat o memur gelemiyor zaten de. Evet. Mesela çocuğu, evet, bir yerde memursa, bir yerde çalışıyorsa onlar da gelemiyor. Çok ilginçtir. Bariyerin içinde bulunan insan sayısı kadar bariyer dışında konuşmaya ben başladıktan sonra insanlar gelip dışarıdan izliyor. Evet. Böyle bir acayip iş. 1946'ların zorluklarından çok daha zor bir süreçte biz partimizi kurduk ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Daha ilginç bir şey var. Sayın Erdoğan yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ni tek adam üzerinden eleştirir. Evet, rahmetli, evet, İsmet İnönü üzerinden eleştirir. Vallahi yani biz de bunu gerçek zannederdik. Hani samimi bir eleştirisi var zannederdik. Fakat gidişat gösteriyor ki İsmet İnönü'yü kıskanıyormuş bu arkadaş. Yani, Sayın Cumhurbaşkanı mı? Evet evet, çünkü esasında rol model aldığı da oymuş. Çünkü gençler bilmez, 1946'da meşhur seçimler var. Açık açık oy gizli tasnif diye. Ama buna rağmen Demokrat Parti meclise giriyor. Bir süre sonra 1947'de bir kongre yapıyorlar ve Hürriyet Misakı diye bir beyanname yayınlanıyor. O beyannamede Cumhuriyet Halk Partisi'ne diyorlar ki İnönü'ye, Cumhurbaşkanlığını tercih edeceksin, partinin genel başkanlığından ayrılacaksın. Seçim yasalarını değiştireceksin, evet, demokrasiye geçeceksin. Aksi takdirde sineği millete dönüyoruz. Bunun üzerine İnönü rahmetli Bayar'la, rahmetli Menderes'le görüşüyor ve sonuçta anayasa değişikliği gereken bu konuyu, evet, evet, CHP'nin tüzüğünü değiştirerek kendisi Cumhurbaşkanı oluyor. CHP Genel Başkanı da Hasan Saka oluyor. Daha yumuşak huylu bir insan ve ondan sonra Başbakan da aynı zamanda o oluyor. İlk değişikliği yapan bu. Hürriyet Misakı sonrasında tüzük değişikliğiyle oluyor. Ondan sonra da biz çok partili sisteme geçiyoruz. Seçim yasaları değiştiği için de 1950'de Demokrat Parti büyük bir güçle iktidara geliyor. Biz olağanüstü hal kurallar içinde gidiyoruz. Her türlü bahane olağanüstü hale bağlanıyor. Ve 12 Eylül'den sonra rahmetli Özal'ın kurduğu partiden de Anavatan Partisi'nin kuruluş aşamasından da 1946 sonrasından da çok daha zor şartlarda bir siyaset yürütüyoruz biz. Ama demin dediğim gibi bu korku bir psikolojik manevradır. Bir de şöyle bir durum var. İnsanlar çok korkarlarsa korkutmaya çalışırlar. Bu korkutma işleminin de bir istihap haddi mevcuttur. Evet. Ben bunu 28 Şubat sürecinde şahsen yaşadığım için, insanları bir köşeye kedi gibi sıkıştırırsanız bir süre sonra tırmalarlar. Türkiye yani korkan bir iktidar var. O nedenle korkutuyor. Fakat istihap haddinin vatandaş nezdinde dolduğunu düşünüyorum. Anketlerde %5 oranında cevap vermiyorum diyen insan varsa bu ülkede, kararsızım diyebilir. Fikrim yok, fikrim yok diyebilir. Korktukları için mi cevap vermiyor? Hayır, yani cevap vermiyorum diyor insanlar. Mesela normal kabul günlerinde ben şimdi her türlü çalışmayı yaptığım için kabul günlerinde vallahi kısır yerken teyzeler şeylerini, telefonlarını çantaya koyup öbür odaya götürüyorlar. Bir de böyle bir paranoya oldu. Hani herkesin dinlendiğini işte, aman yanlış bir şey konuşursak başımıza iş gelir diye. Çünkü sürekli bir tutuklama hali. Gene o konuşmamanın getirdiği bir sonuç olarak mesela Atatürk'ün önce kendine,
sonra ailesindeki kadınlara ve en son Zübeyde Hanım'a çok ağır hakaretler edildi. Ve gelinen noktada bugün itibariyle gene kadın üzerinden, kadının cinsiyeti üzerinden her gün bir manyağın, evet, fetva verdiğini görüyoruz. Evet. Şimdi dinin de içinin boşaltıldığı bir süreç bu. Dolayısıyla bütün bunların bir araya toplandığında Türkiye korkutularak konuşmuyor, konuşturulmuyor ve bunun sonuçlarını, bedellerini bu arkadaşlar da ödemiyor. Şimdi habire kandırılıyorlar. Fakat bu kandırılmanın neticesi ellerini yıkayıp çıkıyorlar. Ama bunun sonuçlarını millet ödüyor. Şimdi 15 Temmuz'un sonuçlarını 249 şehitle, 2000'in üstünde gaziyle ödedik. Efendim Afrin öyle. Bakıyorsunuz yani Afrin geç kalmış olması gereken. Oradan sonra Membiç ve sonra da Fırat'ın doğusunu mutlaka temizlenmesi gereken bir harekattır. Ona itirazımız yok. Mesela ben Güneydoğu'da geziyorum. Güneydoğu'da şöyle bir şey dendi. Dediler ki birden hendek kazılmaya başlandı. Hendekler kazıldı. Biz gittik kazılırken gittik emniyete, gittik valiliğe. Dediler ki bize talimat verildi, kafamızı çevirmemiz lazım. Onlar devlet diyor. Kafayı çevirdi. Yani onlar kazılırken görmedi. Sonra hendekler kazıldı, bitti. 7 Haziran seçimleri oldu. Arkasından bir asabiyet meydana geldi. Ve hendekler üzerinden bir harekat yapıldı. Şimdi yani onlar hendeyi devletin kazdığını mı söylüyor? Hayır. PKK hendek PKK kazarken gidiyorlar Emniyet Müdürlüğü'ne, halktan bahsediyorum. Gidiyorlar, hı-hı, Emniyet Müdürlüğü'ne, gidiyorlar valiliğe, şikayet ediyorlar. Onlar da kafalarını çeviriyorlar. Onların dediği şey şu, vatandaşın söylediğini söylüyorum. Ki bunu sonra AK Parti'nin şeyleri de söyledi. Sayın yöneticileri de söylediler. Hani kafa çevirin dedik. Kafanızı çevir demişler. Onlar da onu görmemezlikten gelmiş. Ama sonucu nedir? O zamanlar bağırıldı, çağrıldı muhalefet, evet, yapmayın, etmeyin, bak bu yanlıştır vesaire dendi. Kulak verilmediği için 726 şehit verdik biz. Kimse farkında değil. 250'nin üstünde sıradan vatandaş hayatını kaybetti. Şimdi yani bütün bu yanlışlıkların bir bedeli var. Bu bedeli onu anlatmaya çalışıyorum. Siz ödüyorsunuz, millet ödüyor. Ama bu arkadaşlar ellerini yıkıyorlar, hop. Allah bizi affetsin, Rabbim bizi affetsin, milletim bizi affetsin. Kardeşim bu kadar kandırılma olur mu? PKK kandırdı, APO kandırdı, Barzani kandırdı, Salim Müslim kandırdı, FETÖ kandırdı. Dönün öbür tarafa, Obama kandırmış, yeni şey yaptık. Zinayı kaldırmışlardı. Sayın Erdoğan diyor ki zinada Avrupa Birliği'si de şey yaptık, yani yanlış yapmışız, gene kandırılmış. Şimdi bak, şu anda saydım 7 kandırılma. Biraz daha düşünsek 12'yi buluyor. 12 defa kandırılmış bir devlet adamı olabilir mi? Ve bunun neticesinde hiçbir bedel ödemeden, yani bu milletin evlatlarının ödediği, evet, bedellerle ayakta kalan bir sistemden bahsediyorum. Dolayısıyla biz bunları mecliste, biz bunları STK'larda, biz bunları televizyon ve gazete ve de radyolar üzerinden tartışabilseydik, evet, daha doğru ortak akıl ortaya çıkardı ve daha doğru sonuçlar alınabilirdi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki efendim, yani dediniz ya bir korku hakim, evet, şu anda işte korkan korkutmaya da çalışır dediniz. Mesela olağanüstü halle yönetiliyoruz, kanun hükmünde kararnameler, evet, çıkıyor sürekli vesaire. Bir gün bir sabah uyandığınızda birdenbire siyasi yasaklı olabilir misiniz siz? Hiç sakıncası yok. Şu anki şartlarda. Olabilir ama hiç sakıncası yok. Bakın şöyle bir şey var. Şimdi benim babamın ailesi Cumhuriyet kurucu kadroların içinde yer almış. Annemin dayısı, öz dayısı İstanbul Demokrat Parti il başkanı. Yani çok siyasi bir aileden geliyor. Evet. Babamın amcası Atatürk ve İnönü'nün arkadaşı, yani o Cumhuriyet kadroları içinde vesaire vesaire. İstiklal madalyası var. Babamın babası Rumeli'nin 4 veya 5 büyük din aliminden birisi. Şimdi böyle bir çerçeve içerisinde ben siyaseti çok küçük yaşlarda evde konuşulurken, evet, öğrendim.
Biz köyde yetiştik ama ihtiyarlar, yaşlılar anlatırlardı şöyleydi böyleydi vesaire diye. Her şey olabilir ama üzüldüğüm nokta, yani bu devlet fikri olan bir aileden geliyorum ben. Üzüldüğüm nokta şudur. Sürekli bir isnat ve iftira halinde buy 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 buy. Mır 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 mır. Mıy 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 şeklinde giden bir hal ve tavır var. Evet. Şimdi çeşitli isnatlar yapıldı bana ama en önemlisi FETÖ isnadı. İşte mesela sahada seçmenlerini konsolide etmek için ne diyorlar? FETÖ bana çantalarla para yollamış. İspat etmeye şerefsizdir. Şimdi bakın, bu sözleri söylemek istemem ama öyle oluyor. Buna yani böyle aşağıda dedikodu, gıybet, iftira, yani hepsi de dindar olarak kendini tanımlıyor bu arkadaşlarım. Gelelim öbür tarafta. Yahu ben bu partim proje partisi. İyi tamam. Ben böyle bir olağanüstü halde bir proje partisini şahıs olarak kurabiliyorsam, yani Amerika'sı, Rusya'sı, FETÖ'sü bu proje partisinin içindeyse, yahu siz devlet olarak ne alt ediyorsunuz kardeşim? O zaman sizi herkes kandırır. Size herkes her şeyi yapar yaptırır. Yani buna engel olamıyorsanız böyle bir şey yok. Alt tarafı ben bir kadınım. Yalnız bir kadınım. Yani kadınlığı, cinsiyetimi alt tarafı demiyorum. Hı hı. Yalnız birisiyim. Hep topu ailem olarak bakıldığı zaman. Yani varsa bunların her bir tutukla git kardeşim. Al ensesinden götür. Böyle devlet mi olur? Bındıdı 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 bındıdı. Böyle olmaz. Bakın bir taraftan da şimdi ben korkmuyorum. Tekraren söyleyeyim. Korkmadığım için de şöyle bir durum oluyor. Üzüldüğüm şey, bu devletin başı şu an itibariyle Sayın Erdoğan. Bütün bu devlet iradesizliği ona yansıyor. Kendisinin bu konularda fikri var mıdır, aşağıya talimatı var mıdır onları bilemem. Ama kraldan çok kralcı bir kesim oluştu ve en büyük zararı da kendisine veriyorlar. İddia ediyorum selam verecek insan kalmadı. 28 Şubat sürecinde Sayın Erdoğan'la, rahmetli Erbakan'la, kendisine rahmet diliyorum, beraber çalıştık. Evet. Yani Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi'nin belli zorluklarda yan yana geldiği, birlikte hareket ettiği bir süreçti o. Yani siyasi görüşler farklı olmakla birlikte yapılan yanlışlıklara ortak tavırlar oldu. Ve öyle bir dönemde siyasetçinin önünde genel olarak set olur. Yani siyasi farklılıklar önemli olmaz orada. Danışman sizi kurtarmaz. Maaş ödediğiniz gazeteci sizi kurtarmaz. Bürokrat sizi kurtarmaz. İlk önce onlar satar. Nitekim hapishaneye giderken bugün bravo diyenlerin hiçbiri yanında yoktu. Evet. Böyle bir sistem içerisinde şu anda demin de dediğim gibi selam verecek insan kalmadı. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Sayın Baykal Sayın Erdoğan'ın önünü açtı. İyi de yaptı. Ben onu eleştirmiyorum. Ama sonuçta açan Sayın Baykal. Yani bir siyasetçi açtı diyorsunuz. Tabii tabii tabii. Şimdi bütün bunları ortadan evet. kaldıran bir ahmak sistem var. Bu ahmak sistemde bir taraftan överken bir taraftan da vatandaşın kafasındaki Sayın Erdoğan algısını yerle bir ediyor. Efendim bir ara daha verelim. Siz tamam. de biraz dinlenmiş olursunuz. Tamam. Sonrasında ittifak meselesini konuşalım tamam. artık. Tamam. Sayın Genel Başkan. Değerli dinleyenler, kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında devam edeceğiz. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Ufuk Kayacı ile konuşan Türkiye'yi dinlemektesiniz. Efendim İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile sohbetimiz devam ediyor. Aşağı yukarı 9 dakikamız kaldı Sayın Genel Başkan. Evet. Bu 9 dakikaya da şu ittifak meselesini bir sığdırmaya çalışalım. Öncelikle şunu sormak istiyorum ve çok kısa da bir cevap rica ediyorum bununla alakalı. Ankara'ya geldik, kulislerde dolaşan bir lakırdı mı denilir, dedikodu mu denilir buna bilmiyorum ama işte Haziran-Ekim döneminde bir erken yerel seçim gündeme gelebilir deniliyor. Böyle bir şey olduğu vakitte hazır mısınız efendim böyle bir şeye? Biz her şeye hazırız. Yerel seçime. Her şeye hazırız. Ama ben 15 Temmuz'da hala bir bilgi değil bu. Başından beri söylüyorum, bir öngörü. Cumhurbaşkanlığı, partili cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılacağına inanıyorum. 2018-15 evet, Temmuz'da. Öbürü hedef şaşırtma diye düşünüyorum. Yani bu iddia hedef şaşırtma. Evet öyle düşünüyorum. Peki ittifak meselesi, bir Cumhur İttifakı kuruldu biliyorsunuz. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi evet. arasında Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında dün diğer kalan tüm partiler size dahil olmak üzere size Cümbüş İttifakı kurun dedi. Hiçbir fikri dayanağınız yok nasıl olsa dedi. Bir ittifakın içerisinde yer alacak mısınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Siyasi partilerin yani AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ittifakını
bizim herhangi bir şekilde vay niye ittifak yaptınız deme hakkımız yok. Evet. Bunlar siyasi partilerin yöneticilerinin iradesiyle oluşan bir durumdur, bir sonuçtur. Dolayısıyla buna saygı duymanın dışında bir en azından İYİ Parti genel başkanı olarak söz söylemeyi bir hak olarak görmüyorum. Saygı duymak gerekir. Evet. Fakat bu ittifak kurulur kurulmaz şöyle bir şey başladı, saldırı başladı. O da şu: Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi deniliyor ve ama en önemlisi HDP'yi evet. bir araya getirme yani sizi şeklinde. HDP ile hepsini yapmak istiyorlar. Yani bir araya bir ittifak kurulmasına yönelik evet. bir söylem geliştirildi ve çok çirkin sözlerle bu talep edildi. Sarayın memuru haline gelmiş olan Sayın Bahçeli'ye de bu görev verildi. Yani bu sövme görevi kendisine verildi. Dolayısıyla artık memur olduğu için kendisi muhatap, siyasi olarak bir muhataplık söz konusu değil. Fakat şunu gözlemliyorum. Ben bir bilim insanıyım. Evet. Çok ciddi psikoloji okudum. Gördüğüm şey şu. Şimdi bir baltaya hayatları boyunca sap olamamış insanlar genellikle sövgü ve hakaret üzerinden yürür. Türkçesi yeterli olmayanlar da sövgü ve hakaret üzerinden yürür. Şu anda Türkiye'deki konuşma biçimini bu bilgi üzerinden değerlendiriyorum. Biz çok dikkatli ve saygılı bir dille gitmeye çalışıyoruz. Bunlar yerli ve milli ittifak dediler. Şimdi kendilerinden o kadar şüphedeler ki. Yerli ve milli ittifak, bunlar da hain ittifakı, aynı referandumda olduğu gibi. Bir grup hain, bu arkadaşlar sütten çıkmış ak kaşık. Bir kere daha söylüyorum, hayatları boyunca bir baltaya sap olamamış, babalarının zenginliğiyle övünen insanların geldiği nokta budur. Şimdi ittifakın içinde yer alanları mı söylüyorsunuz? Evet. Şimdi böyle bir sistem, yani o şimdi Sayın Bahçeli görevli bu konuda, sövgü görevi onun, Sayın Erdoğan yok farz ediyor ya, iddia ediyorum Sayın Erdoğan böyle bir ittifak biz yapmayacağız, ben ilan ettim, arkadaşlarım ilan etti, İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayını belirledi, Meral Akşener evet. ve 100 bin imzayla gidileceğini söyledik, bunun arkasındayız. Diğer taraftan ben milletvekili adayı olmayacağımı ilan ettim. Ki böyle bir şey yok, zorunluluk yok. Evet. Dolayısıyla iddiamız o kadar yüksek ki biz inşallah o benim 15 Temmuz'da beklediğim, 2018 15 Temmuz'unda beklediğim bu seçimleri kazanacağız. Bu kadar iddialı olmamış olsak bu taahhütleri ortaya koyamazdık. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu ittifakı, yani demin söylediğim hayal edilen, arzu edilen ittifak sağlansın, valla hepsi deve keser. Şimdi bu arkadaşları masrafa sokmayalım biz. Onun için İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı belli olan bir siyasi yapıdır. Ama ben kişisel bir arzu olarak, kişisel bir talep olarak başından beri bir şey söylüyorum. Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak yapmayı çok isteriz. Evet. Bunu ben Saadet Partisi Genel Başkanı'na da arkadaşlarının yanında söyledim. Bu benim kişisel bir arzumdur. Yani ne Genel İdare Kurulumuzda ne Başkanlık Divanımızda böyle bir şey konuşmadık. Evet. Şahsi arzum bu noktadadır. Kendisine de dedim ki yani bu sizi bağlayıcı bir şey değil. Bu benim arzum. Yani böyle bir olmasının çok doğru olacağına inandığım bir yol. Onlar da aday çıkartmak istiyorlar. Onlar bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartmak istiyor. Çok iyi olur. Yani çoklu aday Sayın Erdoğan'ın hiç istemeyeceği bir yöntemdir. Neden? Çünkü şimdi rakiplerini kendi seçiyor. Rakiplerini bir çuvala dolduruyor, çerçeveliyor ve başlıyor yumruk atma. Tek bir alana yumruk atıyor. Biz referandumda gördük ki o zaman bize MHP'nin muhalifleri deniyordu. Biz çalıştık. Yani Ümit Hoca çalıştı, Sinan Oğan çalıştı, Koray Bey çalıştı, ben çalıştım. Şahsen 37 ile gitmişim. Evet. Yani o referandum sürecinde. Dolayısıyla bütün bunlar Saadet Partisi çalıştı, Cumhuriyet Halk Partisi çalıştı. Ben Güneydoğu'da gezmiştim. Orada demiştim. Yani HDP'nin APO kanadı kesinlikle evetçi diye. Nitekim öyle oldu.
Sonrasında gelişmeler yaşandı vesaire. Şimdi 5 adayın çıktığını varsayın. Evet. O 5 adayın hangi birine hain, hangi birine gayrimilli diyecek? Meral Akşener'e dinsiz diyebilir mi? Yani Allah'tan korkması lazım Sayın Erdoğan'ın. Yani o imamlık yaptı, biz onun arkasında namaz kıldık. Biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında. Tabii tabii, vakti zamanında. Yani o imamlık yaptı. Onların evinde. Biz de yani Emine Hanım'la beraber bir odada, eşim, başka arkadaşlar bir tarafta namaz kıldık. Yani mahfil gibi düşünün. Dolayısıyla onu biliyor. Bana gayrimilli denebilir mi? Hayır. O kadar aptalca işler yapılıyor ki, o da değil. Evet. Şimdi böyle bir sistemin içinde Sayın Temel Karamollaoğlu'nun ve partisinin çıkardığı adaya ne diyecek? Şimdi Sayın Gül'e aday gösterirler mi size göre? Onu hiç bilmiyorum. Yani gerçekten bilgim yok. Yani sürpriz gördüğüm, olur mu sizin için? Hayır, olmaz da bilmiyorum. Keşke çıksa Sayın Gül. Dediğim gibi yani çoklu bir aday güzel olur. Evet. Ondan sonra ikinci turda zaten çeşitli görüşmeler yapılır. Ama birinci turda şimdi bu propaganda makinesi çalışıyor. Birinci turda bir ittifak yapılıp arkadaş da bu ittifakın üyelerini tekmelesin diye büyük bir gayreti var. Ama bu olmayacak. Sayın Genel Başkan, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İttifak meselesi de tamamlamış olduk. Çok böylelikle. Teşekkür ederim. Siz diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı adayımız bellidir. Evet. İyi Parti kimseyle ittifak kurmayacak. Evet. Hatta bir arada bir söylem çıktı. İlker Başbuğ denildi. İyi Parti ile Saadet çok, Partisi çok arasında ayıp, ittifak kurdu. O çok ayıp oldu. Sayın İlker Başbuğ bizimle en ufak bu manada bir görüşme teması yapmadı. Yok. Bununla ilgili açıklama da yaptık. Zaten siyasi bir kimlik ve kişilik değil. Çok ayıp oldu ona. Çok teşekkür ediyorum. Ben ağzınıza teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli dinleyiciler, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener misafirimizdi. Epeyce de bir konuştuk. İnşallah feyiz alınmıştır bu konuşmadan. Kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında ben huzurlarınızdayım.